Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de bitkilerde vejetatif üreme ile ilgili soru çözeceğiz. Bir aşılama çeşidi olan kalem aşının bitkiye yapılan uygulaması şöyledir demiş. Şimdi bakalım. Burada bir tane aşı yapılan gövde göstermiş bize ki biz buna ne diyorduk? Anaç bitki diyorduk ve kalem olarak kullandığımız kısmı buraya aşılıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada bizim aşıladığımız bitkinin meyvesi oluşuyor mesela işte sulu bir erik ya da iri olarak meyve veren bir elma ya da kaliteli kayısı gibi burada istediğimiz ürünü elde edebiliyoruz genetik yapısı tamamen bu kalem olarak kullandığımız bitkiye benzeyen meyveler elde edebiliyoruz verilen aşılama için hangileri doğrudur diye soruyor bize. Aşı yapılan gövdeye anaç bitki denir. Evet şekli incelerken zaten söylemiştim. Bu bitkinin vereceği meyve kalem olarak verilen yapının genetiğine uygundur. Aşı yapılan gövde ile kalem olarak verilen yapının kaynaşması için genetiklerinin karışması gerekir. Genetiklerinin karışması demek arkadaşlar genetik yapının değişmesi demek. Halbuki bu bir eşeğsiz üreme biçimidir. Yani vejetatif üreme eşeğsiz üremedir. Dolayısıyla böyle bir şey Yok, hangileri doğrudur dediği için C şıkkımız doğru cevap. İkinci sorumuz çilek bitkisi tohumla üreme yapabildiği gibi aşağıda gösterildiği gibi stolonla da çoğalabilir. Tohumla üreme onun eşeyli üremesidir. Stolon yani yani e, sürünücü gövdeyle çoğalması vejetatif yani eşeysiz üremesidir. Stolonla gerçekleşen üreme için hangileri doğrudur diye soruyor bize. Bir bahçede var olan çilek ekim yapılmadan da çoğalabilir. Evet arkadaşlar hiç gözlemlediniz mi bilmiyorum. Çilek bitkisini böyle işte iki kök kadar e, diktiniz diyelim ki bir süre sonra bahçenin birçok yerine bunun stolonlarla yayıldığını ve aynı e, genetik yapıda çilekleri elde edebildiğimizi görmüşsünüzdür. Dolayısıyla evet yayılabilir e, ekim yapılmadan da oluşan yeni bitki ana bitkiyle aynı genetik yapıdadır. Bu bir eşeğsiz üreme olduğu için, vejetatif üreme yöntemi olduğu için, evet aynı genetik yapıdadır. Yeni bitki tohum oluşturamaz demiş. Oluşturabilir arkadaşlar. Bu çileğin üstünde gördüğünüz küçük noktacıklar onun tohumlarıdır. Ve bu bitkiden de yine çilek oluşup üzerinde tohumlar e, görülebilir. Dolayısıyla üçüncü verimiz yanlış. Hangileri doğrudur dediği için B şıkkımız doğru cevap. Üçüncü sorumuzda Doku kültürüyle üretim aşamaları gösterilmiş. Bu yöntemle üretim aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaz diye soruyor bize. Önce bir şeklimizi inceleyelim. Havuç bitkisinin kökünden hücreler alınmış arkadaşlar. Hücreler çoğaltılmış. Bu arada bir hormon ekleniyor bunlara gelişimlerinin artabilmesi için. hücrelerin çoğalmasıyla oluşan yapılara biz kallus diyoruz ve kallus geliştirilerek yeni bir bitki elde ediliyor ve baştaki bitkinin genetik olarak tıpatıp aynısı. Kaybolmakta olan türlerin korunması için kullanılabilir mi? Bu yöntem evet kullanılabilir. Mesela orkide hem pahalı hem de çok güzel bir bitki biliyorsunuz. Bu şekilde çoğaltılarak ne yapılıyor? Türlerin korunması sağlanabiliyor. İstenilen özellikle bitkilerin çoğaltılması. Tıpatıp aynı genetik yapıda bitkiler evet çoğaltılabilir. Üreme toleransı dar olan bitkilerin çoğaltılması. Yine aynı şekilde e, onların çoğaltılması neslinin e, yok olmaması için bu tür bir yöntem uygulanabilir. Eşeğsiz üreyen canlıların eşeyli üreyebilmelerinin sağlanması demiş. Bu yöntem eşeyli üremenin sağlanması için yapılmıyor arkadaşlar. Bu bir eşeğsiz üreme yöntemi. Dolayısıyla değişikliğimiz yanlış. Ticari ve tıp Tıbbi önemi olan bitkilerin hızlı üretilmelerinin sağlanması. Tohumdan diktiğimizde bitkiyi daha geç olarak olgunlaştırabiliriz. Dolayısıyla daha hızlı üretilmesini sağlar mı? Evet sağlar. Aynı genetik yapıda bitkileri hızlı bir şekilde elde edebiliriz. Değişiklikimiz kullanılmaz. Dördüncü sorumuz ürettiği kırmızı elmayı çelikle üretmesi üreticiye birilerinden hangilerini sağlar diyor hızlı bir üretim sağlar mı arkadaşlar? Tabii ki sağlar. Niye? Mesela elmayı tohumundan diktiğimizi düşünelim. yaklaşık işte 10 yıl kadar onun meyve verecek hale gelmesini beklememiz gerekebilir. Bazen 3 yıl, bazen 5 yıl. bu ağacın türüne göre değişebiliyor. Fakat çelikle üretimde fidan şeklinde dikildiğini de görmüşsünüzdür. Çelikle üretimde hızlı bir şekilde meyve vermeye başlıyor. Elma çeşitliliğinin artması demiş. Çelikle üretim arkadaşlar vejetatif bir üreme yöntemidir. Dolayısıyla eşeğsiz üremedir. Ve eşeğsiz üremede ne yoktur? Çeşitlilik yoktur. Dolayısıyla bu bunu sağlayamaz. Var olan elmanın kalitesini koruma. Var olan elmanın kalitesini koruma eşeğsiz üreme mümkün. Yani aynı genetik yapıda elma elde edebilir çiftçimiz. Dolayısıyla e, hangilerini sağlar? 1 ve 3 yani E şıkkımız doğru cevabımız. Beşinci sorumuzda bir grid verilmiş bize. Bitki çeşidi ve bu bitkinin gerçekleştirdiği vejetatif üreme şekli verilmiş. Gridden yanlış olan kısım kesilip çıkarıldığında kalan şekil aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi bakalım. Patates yumru gövdeyle e, vejetatif olarak üreyebilir mi? Evet üreyebilir. Zencefil rizomla üreme yapabilir. Çilek stolon dediğimiz sürünücü gövdeyle kavak çelikle üretim yapılabilir. Havuç doku kültürüyle ayrık otu arkadaşlar yine rizomla üreme yapar sürünücü gövdeyle değil. O zaman ne yapacağız? Şu kısmı kesip çıkaracağız. Geriye kalan şekil ne olur arkadaşlar? A şıkkındaki gibi olur. Evet, bu sorularımızı da bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Müzik